başka soru yoksa bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağım çeşitleri demiştik arkadaşlar. Şimdi tekrar kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bunlardan biri genelde sağım arkadaşlar el veya makine ile yapılıyor. Az önce dersimizde de söyledik. Elle sağım daha çok inek sayısının az olduğu küçük işletmelerde, 3-5 ineği olan aile işletmelerinde yapılan bir işlem. Neden aile işletmelerinde daha çok derseniz ki sağım makinelerinin alım maliyeti. Bunlar bile birkaç bin lira. Şimdi düşünün 1-2 ineğiniz var. 2-3 bin lira verip bir sağım makinesi almak istemiyor çoğu. Çünkü 2 inek var. Bir de altı işletmelerde ineklerin süt verimleri de oldukça düşük. 10 litre, 15 litre arasında süt veriyor. Öyle olunca sağım makinelerinin satın alma maliyetleri, bakımları ve elektrik giderlerinden dolayı özellikle birkaç ineği olan hayvan sahipleri pek sağım makinalarına sıcak bakmıyor. Elle sağım dedik daha çok bu tür işletmelerde tercih ediliyor. Bunun da 3 yöntemi var bakın. Elle sağımın. Havuç içinde sağım. Baş parmak bükülerek sağım. Ve bir de yine iki parmak arasında sağım diye arkadaşlar. 3 tipi var. Özellikle de avuç içinde sağım. El ile sağım en çok. Sağımcıyı en az yoran. Aynı zamanda da meme sağlığı üzerine en az zararı olan sağım şekli nedir? Avuç içinde sağım. Bu yöntemde meme başı burada gördüğüm gibi avuç içerisine alınıyor. Açık durumdaki baş parmakla işaret parmağı arasında sıkıştırılıyor. Diğer parmaklar da ritmik olarak kapatılıyor. Yani önce tutuyorsunuz sonra bunları ritmik olarak sırasıyla kapatıyorsunuz. Elle sağım. Hem sağımcıyı en az yoran aynı zamanda da meme sağlığı açısından en uygun sağım şekli, avuç içinde sağım. Evet. İşte bu elle sağımın zorluklarından bahsettik. Daha hijyenik, daha kaliteli süt alma adına dezavantajlı olduğunu söyledik. Yorucu. Bir rakam söyleyeyim ki tekrar etmekte yarar var. 25 litre süt veren bir ineği 1250 kez bu hareketi yapmamız gerekiyor. Çok zor ve çok zahmetli, yorucu bir iş. O yüzden sağımcıların birçoğunda bu nedenle hep parmaklarında problem çıkıyor. Öyle inek sağım, öyle özellikle kadınlarda ne vardır? Hep parmak problemleri çok fazla. Düşünün, günde 3 ineği sağdığınızı düşünün. Sabah sağım, akşam sağım 6 kez. Düşünebiliyor musunuz? 6 çarpı 1000 yapsanız 6000 kez her gün bu hareketi yapıyorsunuz. O yüzden o nedenle artık günümüzde hayvan sayıları artmakla birlikte işletmelerde artık sağımın nedir? Artık bir otomasyona dönmesi de bir zorunluluk olarak çıktı ve o yüzden sağım makinaları nedir? Üretilmeye başladı. Sağım makinalarında arkadaşlar sağım şu şekilde gerçekleştiriyor. Meme başına uygulanan vakum yardımı ile süt dışarı alınıyor. Ve aynı zamanda da bu vakum ne yapıyor? Meme başı derisinde bir takım zararlara yol açıyor. İşte bu vakumun meme başı derisi üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için de nedir? Aynı zamanda da nedir? Meme başına masaj yapıyor. Hani vakum sırasında ne oluyor? Damarlarda vazokonstrüksiyon üzerinde basınç var. Tekrar orada masaj yapacaksın ki dolaşımı restore edesin. Aksi takdirde bir takım deri hasarları, bir takım ödem gibi damarlarda bir takım hasarlar gibi söz konusu olabilir. Demek ki vakum ve pulzasyon yardımıyla vakum meme başı kanalını açıyor, sütün dışarı çıkarılmasını sağlıyor. Pulzasyon da nedir? Memenin uç bölgesine özellikle masaj yaparak oradaki kan dolaşımını düzenliyor. Sağım makinalarının en önemli avantajlarından biri de şu, hiçbir bulaşma olmaksızın sütü borular yardımıyla ne yapıyor? Nedir? Ana tanka taşınmasına yardım ediyor. Hatta bazı sistemlerde ya da sağımhanelerde ne var? Soğutucu tanklar var. Oraya gidiyor süt ve süt sağımdan sonra hemen soğutulması gerekiyor. Genelde de sağımdan sonraki bir saat içerisinde sütün ısısının 38 derecelik bir süt ısısının 4-6 dereceye düşürülmesi son derece önemli. Eğer sütün ısısı hızlı bir şekilde düşürülmezse özellikle de başta koliformlar olmak üzere süt içerisinde ısı seven bakteriler süratle çoğalmaya başlar. Süt içindeki bu bakteri ne kadar çoğalırsa sütün kalitesi de o oranda azalır. Hani halk arasında süt kesildi derler ya, kesilmenin aslında
önemli bir kısmı nedir? Orada bakterilerin üremesi. Efendim? Hocam bazı aile içlerinde sağlıktan sonra direkt kaynatılmaya geçiyor. Onun da rengi zararı var mı? Şimdi kaynatmak tabii ki sütün içindeki canlı bakterileri öldürdüğü için sütün dayanma şeyini arttırır. Yani ama şu da bir gerçek ki sütü kaynatmak sütün yapısında bir takım değişikliklere de sebep olur ama sütün saklanma ömrünü değiştirir. Zaten pastörizasyon falan UHT aynı amaca yönelik değil mi? Yani yüksek ısıyla sütün içerisindeki belli patojenleri öldürerek onların çoğalmaları şansı vermemek. Evet. Demiştik az önce sağlanan sütün taşınımına göre dedik ki ya kovaya sağım yapanlar az önce videoda da gördük burada olduğu gibi burada ne olur süt bir kovaya nedir burada boşaltılır ya da böyle boru ziyan sağım yapanlar süt borular yardımıyla yine tanka gider ana tanka gider ya da robotta olduğu gibi sağım robotu ile nedir sağım yapan sistemler diye üç şekilde sınıflandırıyoruz bunları. Genelde de sağım makinalarında temel prensip meme başına periyodik olarak vakum, bir güç uyguluyor. Aslında buzağının emme davranışını taklit ediyor. Bir güç uygulayarak sütü dışarı almak. Zaten sürekli vakuma uygulamak, sütün dışarı alınması, vakum kesilip yani pulsasyonla memenin dinlenmesi. Yani sağımda iki aşama var. Bir, sütün dışarı alındığı bir dinlenme aşaması. Dinlenme aşamasında ne oluyor? Vakum kesiliyor, pulsasyonla meme başı dolaşımı düzenlenmeye çalışıyor. İşte sütün ve meme sağlığının korunmasında vakum ve pulsasyonun bu nedenle çok önemli görevleri var. Her türlü vakum veya pulsasyon problemleri meme sağlığını ve süt kalitesini olumsuz etkiliyor. O nedenle mutlaka sağım makinalarında vakum ayarları genelde bir 40 kilopascal civarındadır. Bazılarında pulsasyon 40-60 olacak şekilde ayarlıdır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Pulsasyonun görevinin daha önce videoda da gördünüz. Görevinin meme başında kan dolaşımını restore etmek olduğunu söyledik. Eğer ineğin meme başı sağımdan sonra meme başı derisine baktınız. Burada damarlarda peteşiyel kanamalar var, ciddi morarlıklar var. Bunların çoğu pulsasyon problemlerinin bir sonucu. Yani meme başına yapılan masaj yetersizlikleriyle ilişkili olabilir. Örneğin burada da gördüğümüz gibi bakın pulsasyon sistemine bağlı hatalarda meme başında kızarıklık, aşırı hiperemi, peteşiyel kanamalar veya ödem gibi oluşumlar nedir karşımıza çıkıyor. İşte bir sağımhane yönetimi programlarında sağımdan sonra ineklerinin meme başı derilerini gözlemlenerek buradaki renk değişiklikleri, şişlik veya kanama gibi durum yönünden mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Bu size sağım sistemindeki hataları gösterme bakımından önemli bir nedir ipucu olarak karşımıza çıkar. Genelde de basit bir sağım makinesi bakın 3 farklı üniteden oluşuyor bunlar. Vakum üretenler, onu kontrol edenler, sütü taşıyan işte boru sistemleri, temizlik ve dezenfeksiyon yapan sistemlerden oluşuyor. Kısaca basit bir sağım makinesi ya da sağım sistemi. Şimdi arkadaşlar sağım sistemini oluşturan bu ürünlerin uyumları, uygunlukları son derece önemli. Bunlardaki her türlü fonksiyon hataları ne oluyordu? Hem sütün kalitesini hem de meme sağlığını olumsuz etkiliyordu. Hatta ne demiştik? Mastitisten korunmada korunma önlemlerinden biri neydi? Sağım makinalarının fonksiyonlarının uygunluğu. Sağım makinalarının fonksiyonlarının uygunsuzluk, işte vakum pulsasyon ayarlarındaki problemler meme sağlığı ve süt kalitesiyle yakından ilişkili. Şimdi bu genel açıklamalardan sonra şöyle bir soruyla başlamak isterim. Şimdi arkadaşlar genelde yapılan hep günümüze kadar yapılan birçok çalışmada sağım makinalarının mastit ise belirli bir rolü olduğu ortaya çıkmış. Ve yapılan çalışmalarda bu oranın %6 ile 20 arasında değiştiği bildiriliyor. Demek ki ortalama bir rakam alacak olursak demek ki sağım makinalarının mastit sistemi orada %10-15 diyebiliriz. Yani karşılaştığımız her 100 mastit sorgularının 10-15'i sağım sistemine ilişkin problemlerden kaynaklanabilir. O zaman şöyle bir soruyla yöneltmek isterim. Sağım makinası hangi etki ya da hangi yolla mastitise sebep olabilir?
Bunlardan biri vektör görevi görmesi değil mi? Yani transfer etmesi patojeni. Nasıl transfer ediyor? Enfekte bir memeden sağlıklı bir memeye ya da enfekte bir inekten sağlıklı bir ineğe, buna vektör görevi yaparak diyoruz. Yani bulaşıcı patojenlerin taşınmasına yol açıyor. Özellikle de iç lastiklerin içerisinde süt kaldığı durumda, bu sütün içinde nedir? Eğer bulaşıcı patojen var ise diğer ineklere, çünkü hatırlayın yine sağım olduktan sonra bu sağım başlıklarını ne zaman yıkanıyor, dezenfekte ediliyordu? Sağım tamamlandıktan sonra. Ama aynı anda bir sağım başlığı çok sayıda ineğin memesine takılıyor. O yüzden özellikle de eğer bu iç lastiklerde bir Staph aureus gibi bir bakteri bulaşmış ise o sağımda en az 6-8 ineğe o bakteriyi bulaştırabiliyor. O yüzden sağım makinalarının mastitisteki en önemli rolünün ne diyebilirmişiz? Demek ki vektör görevi görmesi. Patojeni nedir? Enfekte memeden sağlamlara veya enfekte inekten sağlıklı ineklere bulaştırması. Özellikle de iç lastiklerinde sertleşme, yırtık, çatlak olan durumlarda nedir arkadaşlar? Bu risk çok daha fazladır. Çünkü bu çatlak, yırtık bölgelerinde bakterilerin tutunması çok daha kolaydır. O nedenle belli aralıklarla iç lastiklerin değiştirilmesi lazım. Genelde 6 ayda bir değiştirilmesi lazım. İç lastiklerinde bir problem olup olmadığını, çatlak, yırtık olduğunu nasıl anlar derseniz, alırsınız bu sağım başlıklarını, şöyle hemen geriye doğru gideyim. Bunun içerisine bir el feneriyle bir ışık ya da cep telefonunuzda tuttuğunuzda buralarda çatlak ya da nedir, yırtık olup olmadığını iç lastiklerde görebilirsiniz. Bir el feneri veya cep telefonunuzun flaşı yardımıyla görmek mümkün. İşte küçük işletmelerde bu nedenle sağım makinaları vektör görevi gördüğü için arkadaşlar, bir inek grubu çıktığında diğer grup girmeden önce bu sağım başlıklarının dezenfeksiyonu yapılır. Önce sağım başlıkları bir ılık suya daldırılır. Arkasından içinde antiseptik bulunan bir sıcak su kabına daldırılır. Sonrasında tekrar antiseptik kalıntılarını uzaklaştırmak için durulama suyundan geçirilir. Sonra diğer ineklere takılır. Burada amaç sağım makinaları yoluyla enfekte ineklerden sağlıklı ineklere patojenin taşınmasını minimize etmek. Burada da önemli bir nokta şu. Bu kovaların içerisine, içinde dezenfektan olan kovaların içerisine sağım başlıklarını daldırırken ikili ikili daldırmanız gerekiyor. Dördünü aynı anda daldırmayın. Dördünü aynı anda daldırdığınızda oluşan negatif basınçtan dolayı bu solüsyonlar arkadaşlar şu yukarı boru kısımlarına ulaşmıyor. Ve orada olan bakteriler hala varlıklarını sürdürebiliyorlar. O nedenle ikili ikili daldırmamız gerekiyor. Zaten tam otomatik sistemlerde sağım tamamlandı, atıyorum 1000 sağım aleneğiniz var. Sabah sağımı tamamlandı. Sağım bittikten sonra zaten sistem kendini bir düğmeye basıyorsunuz. Otomatik olarak hem yıkıyor hem dezenfekte ediyor. Burada olduğu gibi bunu zaten o büyük modern sağım sistemlerinde böyle bir şey var. Yani bunu yetiştirici yapmıyor bu işlemi. İkinci mastitis ilişkisi dersek arkadaşlar, sağım makinalarıyla meme başının son bölümünde hasara yol açarak bakterilerin üremesine sebep oluyorlar. Burada gördüğümüz gibi bakın meme başı derisinde, meme başı derisinde hasar oluşursa ne oluyordu? Buradaki lokal savunma sistemi bozuluyordu. Buradaki deri tabakasının bakteriyostatik özellikle maddeler salgılaması bozuluyordu. Öyle olunca buradaki patojenler bu lezyonlu bölgelerde girerek daha çok çoğalıyordu. Oysa sağlıklı bir meme başı derisinde bakteriler uzun süre hatırlarsanız yaşayamıyorlardı. Kısa sürede öldürülüyorlardı. Çünkü deriden salgılanan bakteriyostatik yapıdaki yağ asitleri yardımıyla. Ama hasar olunca bu sistem bozulduğu için burada bakteriler süratle çoğalabilme şansına sahipler. Üçüncü mastitis sağım makinesi ilişkisi meme başı kalanında bakteri kolonizasyonuna yol açarak sağım makinaları mastitis oluşumuna katkı sunuyor. Özellikle de hani dedik ki sağım sistemi vakum pulzasyon prensibine göre çalışıyor. Pulzasyon ne yapıyor derseniz, meme başı kanalındaki keratin tabakanın uzaklaştırılması. Memenin içinde keratin tabakı, onu uzaklaştırıyor.
meme başı derisinin kanalındaki keratinin uzaklaştırmanın etkisi ne derseniz, ona tutunmuş bakterileri de memeden dışarı atıyorsunuz. Hatırlarsanız gene meme başı keratinin görevlerini sayarken ne demiştik? En önemli görevinden bir tanesi adezyon molekülleri taşıyor, bakterileri tutuyor ve memenin parenkim kısma doğru ilerlemesine engel oluyor. İşte siz sağımla beraber o keratini dışarı alarak aynı zamanda ona tutunmuş bakterileri de uzaklaştırıyorsunuz. İşte bir pulsasyon problemlerinde bu keratin doku uzaklaşmadığı için o keratin dokunun görevi nedir derseniz, iki sağım arasında meme başı kanalını kapatıyor. Hatırlarsanız bir iki sağda açıktı, sonra kapanıyordu işte. Ondan biri nedir? Hızlıca keratin doku üremesi. Eğer işte bu keratin tabaka uzaklaşmaz ise ona tutunan bakteriler meme içinde kaldığı için her zaman çoğalabilme şansına sahipler. Dördüncü sağım makinası mastitis ilişkisi ise sağım başlıklarının kayması ve impak etkisi, özellikle de impak kuvveti dediğimiz sağım pençesi veya kısa süt borularındaki bakteri meme başı kanalına doğru hareket ediyor. Yani enfekte bir memeden sağıldı süt. Normalde nedir arkadaşlar? Sağım pençesi yoluyla neye gitmesi lazım? Boru yardımıyla tanka doğru gitmesi lazım. Oysa impak kuvvetinde bunlar tersine tekrar nedir? Diğer meme loblarına doğru hareket ediyor. Bu şekilde mastitislere sebep olabiliyor. Özellikle de impak etkisini biz sağım başlıklarının kaydığı durumda çok sık rastlayabiliyoruz. Gene hatırlayın, sağım başlıklarının kaymasının en önemli sebeplerinden biri de sağım başlıkları takılmadan önce meme başlarının iyice kurulanmamasıydı, ıslak kalmasıydı hatırlarsanız. Bununla birlikte tabii ki sağım başlıklarının kayması gene vakum pulsasyon anormalliklerinde de karşımıza çıkan bir durum. Beşinci sağım makinası mastitis ilişkisi memede süt kalması. Siz ne kadar sağarsanız satın sağın memede bir miktar süt kalıyor. Örneğin ineklerde 0.5 litre kadar, düvelerde 0.4 litre kadar süt memede kalıyor. İşte bu. Buna biz rezidüye süt diyoruz. Eğer memede kalan rezidüye süt miktarı ne kadar fazla olursa onun içindeki bakterilerin çoğalma şansı da o oranda fazla oluyor. İşte o yüzden dedik, tam olmayan sağım ya da sağım öncesi memeler iyi uyarılmazsa sütü tam alamayız, memede fazla miktarda süt kalır demiştik daha önceki derslerimizde. Bu durumda nedir? Başta Streptococcus agalactia gibi bakteriler hızlıca çoğalarak mastitis oluşturabiliyorlar. Sağım makinası mastitis ilişkisinde bir başka aşırı sağım. Aşırı sağımı da kaç dersimizden beri söylüyoruz. Aşırı sağım ne demektir? Memeden süt kalmamasına rağmen hala sağım başlıklarının memeye vakum uygulamaya devam etmesi. Yani sağım başlıklarının çıkarılmaması. İşte bu dezavantajı önlemek için biraz önce robotik sağım sisteminde gördünüz. Otomatik sağım sistemlerinde ne yapıyordu? Kendisi memeden uzaklaşıyordu. Vakumu kesiyordu. Hemen kendisi meme başlıkları, sağım başlıkları memeden uzaklaşıyordu. Oysa tam olmayan sistemlerde sağım tamamlanıyor. Zaten sağım tamamlandıktan en kısa sürede diyorum sağım başlıklarının çıkarılması lazım. Sağım başlıkları çıkarılmadan önce de sağım pençesi üzerindeki vakum düğmesi kapatıldıktan sonra çıkarılması lazım. Bazen bundaki gecikmeler sağımın uzamasına neden oluyor. Tabii ki aşırı sağım sadece bundan değil, bir başka oluşum şekli de şöyle olabiliyor. Bazı ineklerin meme başı kanalı dar. Dar olunca süt çıkış hızı yavaş. 10 litre sütü normal bir inekle 5 dakikada sağarken onda 6-7 dakikada sağıyorsunuz. Çünkü yavaş çıkıyor süt. Ya da meme başı kanalındaki bir takım problemlere bağlı. Meme başı kanalı kısmen tıkanabiliyor. Ya da aşırı sağımı şöyle de ifade edebiliriz. Bir hayvan var sabah sağımında 20 litre süt veriyor. Bir hayvan var 10 litre. 10 litre süt veren sağım ile 20 litre süt veren hayvandaki sağım süreleri birbirinden farklı. Bu da yine sağım süresi ne kadar uzun olursa meme başı derisinde oluşan hasar şansı da o oranda oluyor. Bakın en önemli sebebi neymiş buradan? Sağım süresinin memenin sağıma iyi hazırlanmamasına bağlı sütün indirilmemesi. Bu yüzden meme, yani sağıma inek ne kadar iyi hazırlanırsa süt indirme hızı da o oranda fazladır. Bununla ters orantılı olarak da sağım süresi o oranda kısalır. Bu da
meme başında oluşacak travma gibi oluşumların riskini azaltma bakımından önemli. Bir diğeri voltaj etkisi. Voltaj etkisi, bazen arkadaşlar sağım sistemlerinde elektrik kaçakları olabiliyor. 1 voltun üzerindeki akımlar meme sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. Peki elektrik kaçağı olduğunda nedir? Hayvanın ilk tepkisi sağım haneye girmedeki görünsüzlük. Yani girmiyor, zorla arkasından ittirmeye çalışırsınız. Bunu dikkat elinizi çekebilir. Onun dışında ineklerin sağım sırasında sinirli olduğunu, huzursuz olduğunu, sağım başlıklarını tekmelediklerini, sık sık sağım sistemi yani sağım başlıkları üzerinde sağım sırasında idrar yaptıklarını, dışkıladıklarını görürsünüz. Zaten bir inek sağım sistemine girmek istemiyorsa sağımhaneye ilk aklımıza geleceklerden biri de nedir? Sağım sistemlerindeki elektrik kaçakları olması gerekiyor. Evet, demek ki bir kez daha sayacak olursak ya da özetleyecek olursak sağım makinalarıyla mastitis arasında bir ilişki var. Günümüze kadar yapılan pek çok çalışmada sağım makinası mastitislerin %6 ile 20'si sağım makinası kaynaklı olduğu şeklinde ifade ediliyor. Sağım makinası mastitis ilişkisi 1 vektör görevi görerek, 2 meme başı derisinde hasar oluşturarak, 3 meme başı kanalında bakteri kolonizasyonunu sağlayarak dedik. 4 impact kuvvetinden söyledik. 5 aşırı sağım, 6 da dedik ki voltaj etkisi yoluyla nedir? Mastitislere katkı sağlayabiliyor. Peki aşırı sağım dedik. Sağım süresinin uzaması ya da sağım sistemlerinde vakum dalgalanmaları, yüksek vakum, bunların mutlaka meme başı derisinde bir takım tahribatlara yol açtığını da belirtmiş olalım. Peki meme başı derisinde ne gibi hasarlara yol açıyor sağım makinaları? Bunu da biz kısa vadede şekillenen değişiklikler, orta ve uzun vadede değişen değişiklikler diye kategorize ediyoruz.